TRT 24 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı "Mesele Biden değil, Erdoğan'ın korkusu başka" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ABD seçimleri Türkiye için bir laboratuvardır. Mutlaka geniş bir ekiple bu nasıl oldu diye inceliyorlardır. Esasen Ankara'nın, sarayın paniklemesinin nedeni Trump'ın kaybetmesi ya da Biden'ın kazanması değil. Sıralayalım. Öncelikle medyanın tavrı. En az 5 büyük televizyon kanalı Trump'ın son Beyaz Saray konuşmasını kesti. Bu daha önce bu seviyede hiç olmadı. Devamla Trump'ı partisi de yalnız bıraktı. Cumhuriyetçiler onca çağrıya rağmen Trump haklı demedi. Bilakis Trump haksız, yasal olmayan oy yok dediler. Bitmedi. Trump, destekçilerini sayımı durdurmak için oy merkezlerine yönlendirdi. Birkaç protesto dışında bunda da sonuç alamadı. Cesaret bulaşıcıdır. Tüm kurumlar, kendi partisi dahil siyaset dünyası "sana ne oluyor" demeye, bir anda daha önce hiçbir biçimde Trump aleyhinde olmamış insanlar bile şakımaya başladı. Son olarak Twitter başta sosyal ağlar Trump'ın mesajlarını engelledi. İşte Türkiye liderliği buna bakıyordur şimdi. Yahu işe bak, en güvendiğimiz insanlar dahi anında dönüyor. Yarın bizim de hafif ayağımız tökezlese benzeri olacak diye hafiften panik başlamıştır. Peki buna nasıl önlem alacaksınız? Önlem alamazsınız. Trump gittiği için seviniyorum. Yanlış bir adamdı. Kötü bir insandı. Akıl sağlığı sorunlu, narsist, kendinden başkasını düşünmeyen, bu uğurda her şeyi yapabilecek ve yakabilecek biriydi. Uzak durulması gereken biri. Bırak ülke yönetimi vermeyi, iki kuzu bile emanet edilmeyecek, köyünüze muhtar dahi yapmayacağınız bir tipti. Şimdi gitti, gidiyor belli ki. Joe Biden ve Kamala Harris, göreceğiz, izleyeceğiz. Önceki başkan Obama tüm ağırlığını koydu seçime ve beden diliyle adeta dedi ki "bu ekibi seçin, Beyaz Saray'da onları yalnız bırakmayacağım." Elbette arkada 4 yıllık Trump tahribatı, Covid-19 salgını ve muazzam belirsizlikler var. Başarırlarsa Kamala Harris ilk kadın başkan olacaktır. Biden'ın ikinci dönemi olmayacak çünkü, diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.